Evet, selamlar herkese arkadaşlar. Bu bir sürpriz bir görüşme, sürpriz bir yayın oluyor. Bu akşam kaderimizi nasıl oluşturduğumuzla ilgili delta frekansı, beynimizin delta frekansında yani başka bir tabirle bilinçaltı seviyede oluşan yazılımların kaderimizi nasıl etkilediği hakkında konuşacağız ve bunların nasıl değiştirilebileceği hakkında konuşacağız. Genellikle bu yazılımlar biz henüz daha kendi farkındalığımız oluşmadan, yani çocukluktan bir tık sonra 5-6 yaşından itibaren oluşuyor. Tabii ki daha sonraki çağlarda, zamanlarda da bir bilinçaltına kayıtlar ve yazılımlar oluşuyor. Farkındalığımızın dışına demek istiyorum. Bilinçaltı derken farkındalığımızın dışında diyoruz. Yazılım derken de kayıt diyoruz. Yani bu yazılımlar ve kayıtlar aslında bir kaderimizi oluşturuyor. Çok hemen hızlı bir örnek verirsem nasıl nemenen bir şey olduğunu belki anlayacaksınız. Mesela hayat çok zordur gibi bir yazılımınız oluşmuşsa belli bir sebeple, ki bunlar genellikle aile büyüklerinin sürekli tekrar ettiği cümleler oluyor ya da onların davranışlarının tümünü izlediğimiz zaman biz çocuk aklımızla hayatın zor olduğu sonucunu çıkartabiliyoruz. Ya da biz çocuğuz mesela, anne babamız sürekli kavga ediyor, evde bir küslük, bir gerginlik, bir tartışma var. Ve bizim şöyle bir karara varıyoruz, böyle bir hükme varıyoruz. Evlilik kötü bir şeydir. Ve bu yazılımın oluştuğunu nereden anlıyoruz? Aradan zaman geçiyor. Biz 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlara geliyoruz ama hala evlenmemiş oluyoruz. Her şeyde bir kez de bir kusur buluyoruz. Armudun sapı, üzümün çöpü derken bir bakmışız, yalnızız. Ve sonra düşünmeye başlıyoruz. Allah Allah, niçin böyle? Genellikle de kaderimiz diyoruz, kestirip atıyoruz. Şans diyoruz, kestirip atıyoruz. İnşallah bir dahaki sefere diyoruz. Bu olmadı, daha sonra olur diyoruz. Halbuki bunlar delta frekansı seviyesinde yazılımlarla alakalıdır. Şimdi delta frekansı böyle belki parmağımla şöyle çizerek gösterebilirim. Mesela uzun dalga boylu titreşimlerdir. Yani zayıf, güçlü titreşimler değildir ama etkili titreşimlerdir, yazılımlardır. Bunu mesela bir müzik parçasında, müzik eserinde en bas sesler vardır. Kulağınız onu duymaz. Mesela tiz sesler, işte kemanlar falan melodiyi çalar. Bas ses ona bir zemin sağlar, bir altyapı verir ona. Orada biz çok dikkatli müzik kulağı olan insanlar sadece şöyle bir ses duyarlar, böyle bo ro diye bir ses duyar. Yani mesela bütün sesleri kapatsak, öyle bir elimizde imkan olsa, böyle equalizer'lar var biliyorsunuz. O sesi duyarız ve şaşırırız. Allah Allah, ben bunu hiç duymuyordum falan diye. Ve o kalın bas sesi çektiğimiz zaman sanki ne olur? Şeyde bir çökme olur eserde. Böyle bir zayıflık sanki havada kalmış gibi olur. İşte bizim temel inançlarımız dediğimiz şeyler, altyapılar, hayatımızın oluşmasına, kaderimizin oluşmasına neden olan temel inançlar ya da çekirdek kabuller dediğimiz, çekirdek inançlar dediğimiz şeyler, işte bu delta seviyesinde ya da teta seviyesinde var olan kabullenişlerdir, alakalıdır. Ya da size söylenen bazı sözler. Onlar çok tekrar edilmesi de mümkündür. Sadece bir kere söylenmesi de. Çok tekrar edilmesi tabii ki büyük etki yapar. Ve bunların sizin önem verdiğiniz, değer verdiğiniz, güçlü ve takip edilebilir kişiler olarak gördüğünüz küçükken onlar tarafından söylendiğinde direkt alınır. Çünkü onlar güçlüdür. Siz onları izlerseniz, onların yamacında, onların hemen yanı başında, dizinin dibinde, koltuğunun altında olursanız,
güvende olacağınızı hissettiğiniz için bu sözler sizin yaşam düsturunuz haline gelecektir çünkü. Yaşam düsturu gibi. Yani mesela denmiş olsun ki işte geç olsun da güç olmasın falan diye bir şey söylenmiş olsun. Bir bakıyorsunuz kaderiniz şöyle oluşmuş. Her şey geç oluyor. Yani insanlar 4 yılda üniversite bitiriyor diyelim ki sizinki 14 yıl sürüyor. Doktoranızı verecekseniz yani kaç yıl sürecekse sizin 3 misli sürüyor falan. Evlenmeniz her şey öyle. Fakat sonuçta güzel oluyor ama geç oluyor. Neden? O yazılım yani öyle yazıldığı zaman aslında o gerçekleşen bir kader hali. Buradan şu çıkıyor arkadaşlar. Bilinçaltında delta seviyesindeki yazılımlar ve bu yazılımların gerçekleşmesi insanın bilinçaltının yani ya da vücut elektriğinin ya da beyin frekansının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir zamanlar Cem Yılmaz'ın aman bu kuantumda neymiş ya işte gönder evrene geri gelsin falan diye böyle alay ettiği bir video yayınlanmıştı. Yani sen evrene gönderiyorsun taklidini yapıyor diyor işte böyle Mars, Jüpiter falan böyle gezegenler dönüyor. Sen oraya gönderiyorsun falan. Yani nasıl falan diye alay ediyor. Gidip. Onun alay ettiği şey var ya aynen öyle oluyor. O gerçek yani. Evren dediğimiz şey aslında insanın niyetlerini, beklentilerini gerçek kılacak şekilde yaratıcı tarafından yaratılmış. Bakın bunu bir daha söylemem lazım. İnsan o kadar güçlü bir varlık ki gücü kol gücünde, şunda bunda değil yani. Kas gücünde değil. İnsanın şeyi, gücü niyetinin, beklentisinin, kararlarının, bunların hepsi tabii ki düşüncedir. Sonunda bir kar topu gibi, mesela dağın başına bir kış günü küçücük bir kar topu atın tepeden ya da böyle bir frekans gönderin, bir gürültü olsun, bir patlama falan filan. Birdenbire o kar topu, minicik kar topu yuvarlanırken büyür. Bütün dağ aşağı iner. Buna rezonans yasası diyebiliriz. Küçücük bir düşünce, küçücük bir frekans, kendisine benzeyen diğer düşünceleri ve frekanslarla rezonansa girerek büyüyüp çoğalmaya başlar. Bunu şöyle gösterebiliriz. Biliyorsunuz Amerika'da bir köprü bu şekilde yıkılmıştı. Bir köprünün üstünde bir askeri birlik gönderin ya da sivil gönderin fark etmez. Onlara deyin ki uygun adım yürüyeceksiniz rap rap diye güçlü bir şekilde. Köprünün ortasına geldiklerinde köprü sallanmaya başlar aşırı şekilde ve yıkılır. Neden? Çünkü rezonans var. Ama herkes karışık adımlarla yürürse hiçbir problem olmaz. Ya da şöyle açıklayayım. Bir yerde piyano ve şey olsun. Gitar olsun ve ikisi de akortlu olsun ama yani belli bir frekansa akortlu şekilde işte La 440 gibi tuşa bastınız piyanonun La tuşuna gitar da kendiliğinden tınlamaya başlar. İşte düşüncenin gücü şeyle alakalıdır. Rezonans kanunuyla alakalı. Benzer frekansları aktive ederek giderek güçlenmeye başlar. Bu işe yarayan sizin için faydalı olan düşünceler için de geçerlidir. İşe yaramayan sonuçta size zarar getirecek düşünceler ve duygular için de önemli. Bunu yayıp gönderdiğiniz zaman bir örnek vereyim. Öfkelisiniz diyelim. İçinizde bir öfke var ama delta bölgesinde dışarıdan çok sakin gözüküyorsunuz. Neden? Onu bastırmışsınız. Bu bastırmayla ilgili kısımları da
bastırmanın neden olduğu ya da unutmanın neden olduğunu ya da neden bazı yazılımların farkındalık alanına itildiğini yani unutulduğunu da daha sonra anlatacağım. Çünkü genellikle bunlar unutulur yazılımlar. Siz dışarıdan gayet sakin gözüküyorsunuz. Fakat belli bazı tetikleyiciler birdenbire sizin zamanadan çıkmanıza yol açar. Öyle bir hale gelirsiniz, ne siz kendinizi tanırsınız ne de başkası sizi tanır. E tamam buraya kadar bildiğimiz şeyler ama şöyle bir şey var. Eğer sizin içinizde öfke varsa hep sizi öfkelendirecek kişileri ve durumlara rezonansa girersiniz ve hayatınızda onları çekersiniz. Ya şimdi bu direkt soru. Ben kendi kodlarımı nasıl çözerim? İşte beni sonuna kadar dinlerseniz, üzerinde düşünürseniz ve profesyonel bir yardımcıyla bağlantı kurarsanız çözülebilir. Çünkü bu unutulmuş olan şeyler adı üstünde bilinçaltında mevcuttur. Dışarıdan birisinin size bakması, görmesi gerekir ve o kişinin profesyonel biri olması gerekir. Ama diyelim ki siz kendinize bir ev yapacaksınız. Evi baştan sona siz de yapabilirsiniz. İnşaata, ustaya, müteahhite de verebilirsiniz. İşi kendiniz tamamen ama usta da kullanmadan kendiniz yapmaya kalkıştığınızda bunu başarabilirsiniz. Neredeyse bir ömrünüz o evi yapmakla geçecektir. Ama yine de o konuda usta olmadığınız için evde sorunlar çıkacaktır. Şimdi bu tarz şeyleri biz konuşmaları ya da kitapları neden yazıyoruz? Kişiler hazır hale uygulamalara hazır hale gelsin. Bilinçlensin diye bunu yapıyoruz. Şimdi devam edeyim. Dolayısıyla bu rezonans kanunu her şey için geçerli. Yani öfkeli biri kendisini başka bir öfkeli bir kişiyle karşılaşır. O birbirini çeker. Bazı insanlar sürekli şöyle söylediklerini ya hep de beni buluyor kardeşim falan der. Hep de beni buluyor. Yani hep seni bulur. Çünkü yazılımın öyledir. Bir de şöyle bir dua var. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Sen bütün insanların iyi olduğuna inanırsan senin kalbin de bu inançla yani delta seviyen bu şeyle doluysa insanlara gerçek bir sevgi hissederek ve kendine dair bir kızgınlığın, öfken falan yoksa otomatik olarak Allah seni yani evren, Allah evren değildir. Evrenin yaratıcısıdır bu doğal frekans seviyelerinde sen bir insanlarla karşılaşırsın. Diyelim ki bütün insanların üçkağıtçı olduğuna düşünüyorsun. Çünkü küçükken annen ya da baban ya da herkes kimse babana bile güvenme demiş. Yani. Kimseye güven, babana bile güvenme. Bu hiç kimseye güvenmemenin en üst seviyesi bu. Yani bundan daha yüksek bir seviye yok. Düşünsene. Babana bile güvenmeyeceksin yani. Şimdi bakın bu şekilde bir kayıt almış delta frekans seviyene kayıt almış birinin bir hikayesini size kısaca anlatayım. O da şu. Bu adam anneannesinin evine bir müteahhide verecek. Bina yaptıracak işte anneannesinin bahçeli bir evi var falan filan. Aslında onu yıktıracak. Kat karşılığı var ya işte müteahhit veriyorsun kat karşılığı. Ve adam da müfettiş, orduda müfettiş yani. Yani onu da mesela birliğe falan gönderiyorlar karargah şuna buna. Bak bakalım diyorlar burada hile hurda var mı, üç kağıt var mı bir kontrol et yani. Çünkü kimseye güvenme diye yetişmiş büyümüş ya kafası öyle çalışıyor yani her şeyden kuşku duyacak şekilde. Ve müteahhitle öyle bir anlaşma yapıyor ki bütün benzer iş yaptıran avukatlar bunun yaptığı sözleşmeyi örnek olarak alıyor. Çünkü adam her ihtimali düşünmüş yani kaçarı yok. Babana bile güvenmeye. Neyse bir kiracıyla anlaşıyor. Bu tabii bunun yedi şeceresini, yedi sülalesini falan araştırıyordur mutlaka. Kirayı zamanında ödeyecek mi, hırlı mı, hırsız mı falan filan diye.
Adam bir ay iki ay kira veriyor, sonra ne kira veriyor, ne elektrik parası, ne su parası veriyor, ne de doğal gaz. Ya işte, işte abi vereceğim şudur budur falan. Adamı zor bela çıkartıyor oradan. Meğerse bu kişi profesyonel bir üçkağıtçı kiracıymış. Yani her girdiği yerde kirayı ödemeyen, ondan sonra böyle biriymiş. Sen bu kadar işini sağlam kazığa bağladın. Her şeyi, ihtimali düşündü. Değil mi? Ne oldu? Ha, şu. Şimdi babana bile güvenme demek, şu demek. Herkes seni kandırır. İnsanlar sana zarar verirler. Bu yazılım böyle olmuş. Ne yaparsa yapsın, insanların kendisini kandırıp ondan sonra üç kağıt yapmasından asla kurtulamaz. Ne zamana kadar? Bunu fark edip değiştirene kadar. Nasıl fark edecek? Ya diyecek, böyle serecek hayatını masaya, diyecek ki ya benim hayatımda bak, bir şu sene böyle olmuş. Ben her türlü tedbiri almıştım. Adam üç kağıtçı çıkmış, yalancı çıkmış, beni zarara uğradı. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra yine aynı şey olmuş. 3 yıl sonra hep bu tekrar ediyor. Peki aynı tabii her şey düşünceden doğar şeyin mantığıyla yaklaşması lazım. Ha, bu benim bilinçaltıma ilk ne zaman oturmuş, ne zaman yazılım yapılmış? Ve bu soruyu sorsa bile kendi kendine sürekli 10 kere falan, bilinçaltı ona bu cümlenin kim tarafından ne zaman söylendiğini ya rüya yoluyla, ya bir sesle, ya bir anıyla böyle bir resimde şak diye gösterir. O babana bile güvenme lafını söyleyen kimse ya onun görüntüsünü görürsün, ya görüntü ve ses cümlesini vesaire görürsün. Ha dersin ya. Demek ki bana oradan kalmış bu yazılım, orada oluşmuş. Bu birinci adım. Ondan sonra değiştirmeye geliyor. Şimdi bu değiştirme meselesi, neden delta seviyesi dedik? Bu yazılımlar delta seviyesinde oluyor. Şundan dolayı. Yani beyin fırtınası, nasıl biz bir senfonide ya da bir müzik parçasında bas sesleri çok fazla duymuyorsak, tizleri. Bir de mesela çok tiz olsa onu da duymuyoruz. Belli bir frekans aralığını kulak duyabiliyor. Üstünü ve altını duyamıyor. Çok tizleri duyamaz. Çok pesleri duyamaz. Hatta çok tiz sesler bir süre sonra çıldırtıcı bir tiz ses haline gelir. Çığlık haline gelir. Ondan sonra ve bu yazılım kişiye konuşarak, bak işte senin baban şöyle söylemiş, böyle yapmış falan diyerek, nasihat vererek, ya niçin böyle yapıyorsun? Bak, bu kadar insanlara güvenmemek iyi bir şey değildir yani. Her insan kötü değildir ki. Bak, insanlar hakkında ne düşünürsen öyle karşını çıkar falan diye 500 milyon saat konuşsa hiçbir faydası olmaz. Ne yapman lazım? Aynı sondaj yapar gibi, arkeolojik bir kazı yapar gibi. Arkeolojik kazılarda biliyorsun böyle şehir üstüne şehir kurulur, binlerce, yüz binlerce yıl geçer aradan. Bir şehir yıkılır, üstüne başka bir şehir falan derken. Eğer oranın tarihini, geçmişini öğrenmek istiyorsan kazı yaparsın. Yukarıdan aşağı doğru indikçe bir uygarlıkla karşılaşırsın. Diyelim ki milattan önce 500, biraz daha inersin 5-10 metre. Milat, biraz daha inersin. Milattan önce 1000 falan. Bunların hepsi nedir? Üst üste oluşmuştur. Ve o sana o şehrin tarihini verir. O arkeolojik kazı. Tabii ki hastalıkların bu kodlarla birebir ilgisi var. Şimdi onlarla ilgili de örnek vereceğim. Zaten ne diyoruz? Kaderimiz diyoruz. Bu şekilde oluşuyor, kodlanıyor. Zaten kader, yanlış anlaşılıyor çok. Kader diye bir şey var, tabii yok değil. Ama kader, sebep sonuç arasındaki bilimi anlatan bir şeydir. Yani düşündüğün, yaptığın, niyetlerinle sonuçlar arasındaki ilişkiyi görerek, fark ederek oradan bir ders çıkarmak
Bunun böyle olduğunu anlamaktır aslında ve kader konusunun geçtiği, en çok geçtiği bizim oradan biz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de her insanın hatta topluluklarında kendi yapıp ettiklerinin sonuçlarıyla karşılaştığına dair bu tarz cümleler defalarca tekrar edilmiştir. Defalarca, defalarca. Hastalıklara gelince onlardan da bahsedeceğiz. Demek ki arkeolojik bir kazı gibi ya da şöyle sonuçtan sebebe doğru bir ipin ucunu takip eder gibi bir yolculuk yapmak lazım. Biliyorsunuz Louise Hay'in bu hastalıklar ve nedenleriyle küçük bir kitabı var, çok değerli bir kitap. Tabii orada biraz klişe, kalıp şeyler var. Büyük şeyle de oranda da doğru tespitler. Ama tabii bunun yanında ne yapmak lazım? Kişinin ki kendi kişisel hikayesini de dinleyerek de bunu bulabiliyoruz. Kendi kişisel hikayesini dinleyerek. Şimdi bakın, İsa'dan önce 500 yılında Selçuk'ta Selçuk'un arka tarafı Efesus. Orası bir liman kentiymiş vaktiyle. Ondan sonra oraya işte alüvyonlar dolduruyor falan filan. Artık gemiler yanaşamayınca ticaret olmuyor. Yavaş yavaş değerini kaybediyor orası. Tabii bu yüzyıllar sürüyor. Anadolu'da çok böyle yer var. Bir zamanlar koy olan, liman olan yerlerin dolup da artık ova olduğu yerler çok. Onları araştırırsanız bulursunuz. Ondan sonra orada bir Selçuk Müzesi'ni gezerken gördüm. Milattan önce 500'de bir doktorun, o zamanki bir doktorun şöyle diyor. Bakın çok ilginç. Artık şu anda öyle yapılmıyor maalesef. Size bir hasta geldiği zaman diyor, onu dinleyin hikayesini. Değil mi? Çocukluğunu dinleyin demek istiyor. Akrabalarını dinleyin. Geçen gün ben şeye gittim, Ala'yı doktora götürdüm İstanbul'a gittiğimde. İşte bir meme ile ilgili bir şüphelenmiş annesi, şey var mı yok mu diye. Ondan sonra tahlilin sonucu hakkında doktorla konuşurken sürekli şey dedi, aile hikayesinde böyle bir şey yok dedi. Hani meme kanseri anlamında. 35 yaşına kadar bir hiçbir şey olmaz, bakarız falan dedi. Yani aslında mesela o da yanlış. Bu 35 yaşından sonra bir şeyler olabilir demek. Aslında doktorlara hipnotik dil kalıpları hakkında derslerin alınması lazım. Doktorların bunu kesin alması lazım. Çünkü hastalar, insanlar doktorlara çok değer veriyor, önem veriyor. Tabii ki doktorlar değerli. Ama bence aldıkları eğitimin bazı şeyleri eğitime ilave edilmesi gereken şeyler var. Yani psikiyatristlerin dışında normal doktorların da alması gereken şey hipnotik dil kalıpları. Yani 35 yaşına kadar bir sorun olmaz demek, 35 yaşından sonra bir sorun olur demek. Eğer kızım bu ihtimali, yani o sırada o söylenen söz onun alt beynine işlenmişse, benden de ona benzer, yani onu destekleyen bir kaygı gerçekten mi, 35 yaşında gelelim mi falan gibi böyle biraz onu kaşısaydım mutlaka bir yazılım oluşurdu. Ama ben hiç aldırmadım. Yani ben iki şeye çok fazla kaşımam, iki şeyi. Bir, hastalıkları kaşımam. Öyle mi oldu, böyle mi gitti ya böyle olursa falan filan. Oram ağrıyor, aman bir bakalım, bir edelim falan. Bir de dersleri kaşımam. Aman İngilizceden şunu aldın ya şöyle olursa notlarını yüksel, ders çalışıyor musun? Aman ders çalış kızım falan ya da oğlum. Asla böyle bir şey yapmam. Gereksiz bulurum, faydasız bulurum ayrıca. İnsanoğlu meraklıdır, öğrenmek ister. Öğrenmek insanın doğal merakıdır. Bir çocuk sınıf geçmek istemez, araştırmak ister sadece. Çocuğun araştırma güdüsünü kırmazsa yürür gider o. Araştırma ve öğrenme. Merakını canlı tutacaksın. Sadece onu yapacaksın. Meraklı mı, araştırıcı mı, ilgili mi?
Bu kadar. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Neyse, hastalıklarla ilgili de, ilişkilerle ilgili de, parayla. Zaten insanın üç tane çok önemli hayatta şey var, böyle sacaya, üçgen. Hadi bunu zorlarsak dört yapalım. İş, meslek falan diyelim. Bir masa olsun yani, masa dört ayaklı olduğu için benzetmeye uyalım. Bakın, birinci kısım hastalıklardır. Hayatımızın en önemli. Yani vücut sağlığı. Hastalık ya da sağlık diyelim ama. Bedenimizin de sorunu. İkinci kısım ilişkilerdir. Aşk, sevgi, dostluk, muhabbet, insan ilişkileri, karşı cins ilişkileri, sevgi, muhabbet vesaire, alışveriş. Şudur budur. Üçüncü şey ise bizim zenginlikten ne anladığımızla alakalıdır. Zenginlik, bolluk, para ne anladığımızla alakalıdır. Başarı tabii ki. Başarı bununla çok alakalı. Ondan sonra diğeri de meslek. Bunlar çok önemli. Bunların hepsinin üzerinde oturduğu zemin kişinin kendini gerçekten sevmesiyle alakalı. Kişi kendini gerçekten seviyor, kıymetli buluyorsa, merak duygusu ve kendine olan saygısı zedelenmemişse o yürür gider. Hiçbir sorun olmaz. Ne sağlık sorunu olur, ne sağlık sorunu olur, ne kariyer sorunu olur, ne de para sorunu olur. Ve maalesef bu bir çocuğun merak duygusunu ve kendine olan güven ve sevgisini kıran öncelikle aile. Ailede başlıyor her şey. Bunun da sebebi şu, çünkü aile, genç insanlar evleniyor, çocukları oluyor, bir varlık var ortada. Ama anne baba olmakla ilgili hiçbir fikirleri yok. Nerede deneyecekler? O çocuğu terbiye ederken, büyütürken. Ya sana araba bile vermiyorlar ehliyet almadan. Yani arabayı verip şöyle mi diyorlar? Ya sen geldin 20 yaşına, 18 yaşına. Al şu arabayı, çık trafiğe, ya ne olacak Allah'ını seversen falan diyorlar. Demiyorlar. Bu kaza yaparsın, kendine zarar versin, birisini ezersin, uçurumdan uçarsın. Hiçbir şey yapamazsan gidemezsin yani, kimseye zarar vermesen bile. Arabayı kullanamazsın. Ama çocuk olunca öyle bir sorun yok. Direkt seni evlenmek mi istiyorsun? Tamam, böyle çocuk mu? Tamam, yapabilirsin. Büyütmek mi istiyorsun? Tamam, büyüt. Ya bu konuda hiçbir şey bilmiyor ki. Çocuk genç. 20, 13, 15 yaşında evlendirilen kızlar var. Hadi diyelim 30 yaşına gelsin. 30 yaş nedir ki? Ne kendini tanıyor, ne çocuk nasıl büyütülür bilmiyor. Bir tecrübesi yok, deneyimi yok. Eskiden evlerde büyük anneler, nineler vardı. Onlar işte çocuk nasıl büyütülür, nasıl emzirilir, ne yapılır, ne edilir biliyorlardı. Ama onlar da hasbelkader deneyerek öğrenmişlerdi. Bu konuda bir bilgilenmiş, bu şeyin ilmini yapmış kişiler tarafından çocuk sahibi olacaklarının yetişmesi lazım arkadaşlar. İleride olur inşallah. Neyse, aile tarafından kendine güveni zedeleniyor. Kendine olan sevgisi kırılıyor. Bunun nasıl olduğuna dair de dakikalarca, saatlerce konuşulabilir. Örnek verirsek, ölmüş anne babasının ismi veriliyor. Aynı halası diye aşağılanıyor annesi tarafından. İşte babası tarafından erkek bekleniyor, kız olduğu için değersiz bulunuyor ya da tam tersi. Değil mi? Bir işe yaraması isteniyor. Yani o bir işe, benim işime yarasın. Yani ben bunu doğurdum, ettim, besledim, büyüttüm. Bana faydalı olsun. İyi ama onun hayalleri, onun yetenekleri, onun kendi... Yok, olur mu ya, ben bu kadar yatırım yaptım ama. Bana baksın, büyüsün, istediğim okulda okusun. Sonra eleştirme, aşağılama, alay etme, dövme, taciz, tecavüz etme, onurunu kırma, utandırma. Bunların hepsine maruz kalıyor çocuk. Büyüyor sonra.
Bilinçaltı çöplerle dolu. Şimdi bu nasıl şey olacak? Başarılı olacak. Nasıl sağlıklı olacak? O çöpleri temizlemesi lazım. Olacak tabii, olabilir, olmalı da. Çöpleri temizlemek insanın en birinci, en ivedi, en daha sonra insana yol su elektrik olarak geri dönecek olan müthiş yatırımıdır arkadaşlar. Eğer hayatında işte bir günün 24 saatse bunu 8 saati uyuyorsun. İşte işe gitme gelme, çalışma etme, temizliktir, banyodur, ev temizliği, şu ayır mesela. Günde bir saat kardeşim ya. Bir saat. Günde bir saat ayır. Kendinle ilgilenmek. Kendi bilinçaltınla ilgilenmek için. Profesyonel biriyle mi çalışırsın, kitap mı okursun, okur, hepsini birden mi yaparsın, atölyelere mi katılır? Bu arada Allah'tan bununla ilgili tabii ki çok büyük bir akım var. Ve bu akımdan rahatsız olan insanlar var. Vay sen mutlu mu olmak istiyorsun falan. Bu hayat mutlu olunacak bir hayat değil. Bu hayata biz mutlu olmak için gelmiyoruz falan gibi şeyler. Ya bırakın bu boş işleri gibi. Allah Allah. Değil mi? Sağlıkla ilgili gelirsek arkadaşlar, sağlıkla ilgili şöyle genel bir şey yaparsam, tarama yapayım isterseniz. Genellikle kadınlarda, kadınlıkla ilgili bölgelerde oluşan problemlerin de kisti, çikolata kistleri de, kitlelerdi, şuydu buydu, orada oluşan sertleşmeler işte vesaire gibi arızalar gibi olan şeylerde sebebi kişinin kendi kadınlığını reddetmesi. İşte memede olan kitleler, meme kanserleri, vajinada, rahimde olan şeyler falan kadınlığın reddiyle. Neden? Ya kişi erkek ya değil genellikle öyle. Erkek beklenirken kız doğduğu için ya küçükken tacize tecavüze uğradığı için ya da evde erkek çocuklar kızlardan üstün tutulduğu için böyle olur. Ya mesela kalbe geldiğimiz zaman kalpteki sorunlar kalp kırıklığıyla alakalı. Kalbi küçükken kırılmış olan kişinin başlangıçta bir şey göstermese bile, bir işaret göstermese bile daha sonra böyle ani kalp krizleri falan geçirmesi mümkün olabilir. Ben öyle bir aileye çalışıyordum ilk zamanlarda. Ondan sonra ve adam şey olmuştu, kalp ameliyatı olmuştu. Ve neydi biliyor musun? Boynu büküktü böyle. Mahzun bir çocuk gibi biliyor musunuz? Ve hayattan hiçbir isteği yoktu ve heyecan duymuyordu arkadaşlar. Heyecan duymuyordu. Neden? Çünkü çok küçükken annesi ölmüştü. Dolayısıyla terk edilme, sevdiğinden kopartılma, sevdiğinin ani ölümü gibi durumlarda efendim kişilerin kalbi kırılır. Reddedilme, ondan sonra soğuk mesafeli bir ebeveyn aynı şekilde kalbin kırılmasına yol açar. Kalp ritmi bozulur. Kalp ritmi çok önemli bir şeydir. Çünkü kalp şu atışıyla hani şu açılıp kapanıyor ya aslında beyin bütün vücudun titreşimini sağlayan bir şeydir. Kanın dolaşımını sağlar. Ve aynı zamanda da hayat sevincinin oluştuğu yer. Hayat sevinci çok önemli. Hayat sevinci. Onlar hiçbir şeyden zevk almaz. Dolayısıyla karısı, çocuğu da onu izliyordu. Bir kız çocukları vardı. Karısı sürekli, hani parasal sorunları da yoktu fazla. Oraya gidelim, bunu yapalım, nereye gezelim falan. İkisi de böyle. Kızı çünkü onu taklit ediyor. Babası gibi oluyor. Böyle bir taklit yoluyla kendini hasta eden, sorunlu yapan kişiler var.
Böyle işte boynu bükük hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Bu sefer anneleri onu sürüklemeye çalışıyor. Yani neşelensinler, eğlensinler falan filan gibi. Ama değil mi? Sonra bir öğrendik ki çok küçükken annesi ya doğar doğmaz ölüyor ya da doğururken ölüyor falan filan. O adam. Yani adam bebekken gibi. Demek ki kalpteki sorunlar bununla alakalı. Yani tabii çok genel şey yapıyorum. Kabızlık geçmişte takılıp kalmakla alakalı. Bir şeye sıkıca tutunmak. Tutucu kişiler kabız olurlar. Ya bir duyguya tutunurlar ya bir kişiye. Depresyon mesela hiçbir şey yapmak istemiyorumdur. Depresyon bir tür şeydir. Ne derler? İsyandır aslında. Ne isyanıdır? Ben yaşamak istemiyorum. Neden? Çünkü benim yapmak istediğimin önü kesildi. Ama bana belli görevler veriyorlar, belli işler. Onları yapmaya zorluyorlar. O zaman ben ne yapmak istediklerimi yapabiliyorum, zaten yapmıyorum. O zaman sizin benden istediklerinizi de yapmıyorum. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. İşte size depresyon gibi. Böyle çok şeyler var. Mesela boğazdaki nodüller, herhangi işte tiroid bezlerindeki aşırı ya da az çalışmalar, hepsi bunların kendilerini kişilerin gerçekten ifade edememeleriyle alakalıdır. İfade, gerçek duygularını, sevgilerini, korkularını, üzüntülerini vesaire vesaire. İşte sus, ağlama, alan dediysen. Belli bir duygusunu ifade ettiği, alay edildiyse kişiyle. Bu yani boğaz çakrasındaki tıkanma, enerji akışındaki tıkanma, oradaki çakra zaten şey demektir. Çark demektir. Onun dönüşünde problem yaratır. Tıpkı kalbin ritminde problem yaratılması gibi. Ve oradaki tiroid bezlerinin üretiminde ya aşırılığa ya da aşırı çokluğa ya da aşırı azlığa yol açar. Bu nasıl çözülür? Kişinin neyi ifade etmediğini, edemediğini bulup ya da o edemediği anda sustuğu, içine attığı ana gidip bunun teknikleri var tabii ama ben artık pandül kullanıyorum. Eski teknikleri kullanmıyorum. Pandülüm var. Pandülle uzaktan titreşim şey bu pandülün kendisi değil. Bu pandülün sapı düşmüştü. Bunun ucunda bir kristal var. Sanki şey gibi oldu. Parça parça gösteriyorum gibi oldu. Ondan sonra hiç aklıma gelmedi pandülümle çıkayım da göstereyim falan filan diye. Ondan sonra artık onu kullanıyorum. Yani daha önce hafif trans kullanıyordum, NLP kullanıyordum, timeline kullanıyordum. Efendim hipnotik dil kalıpları kullanıyordum. Regresyon kullanıyordum ama artık onları kullanmıyorum. Çünkü hani daha iyisini bulunca eski teknikleri bırakıyorum. Alan çalışması kullanıyordum, yer kullanıyordum. Bu aile dizimi denen şey yani bir kısmı aile dizimi olarak aynı aile dizimi olarak yapmıyordum. Ben ona drama yapıyordum ama bu Moreno diye bir şey var. Psikodrama değil ama yok o çok şey. O çok bilinçli düzeyde o biten şey bir faydası olmaz onun yerde. Çok faydası, az faydası olur. Şimdi dolayısıyla kişinin hayatında olan ya da olmayan şeylerin karşılığı hayatında olan ya da olmayan şeylerin karşılığı neyle alakalı? Kişinin delta altı seviyesindeki yazılımlarıyla alakalı. Söylemler, tavırlar, deneyimler. Bir de arkadaşlar en önemli meselelerden bir tanesi. Daha doğmadan anne karnında doğum sırasında ve doğumdan hemen sonraki bir ay 15 gün sırasında yani o aralar ceninin, bebeğin yaşantısı, hamilelik nasıl geçtiği, doğum nasıl olduğu,
bebek sevgiyle bekleniyor muydu? Bir kavga, gürültü, stres ortamında mı doğdu? İstenen bir bebek miydi? Düşürülmeye mi çalışılıyordu? Birinin yerine, ölen bir kardeşin yerine mi doğurulmaya mı çalışıyordu? Doğum nasıl gerçekleşti? Ters mi doğdu? Zor mu doğdu? Hızlı mı geldi? Doğumdan sonra annesi hemen onu kucağına aldı mı? Süt verilebildi mi? Değil mi? Süt emdi mi? Emmedi mi? Sonra annesinin yanında istediği kadar kalabildi mi? Ve bazı bebekler mesela şeye veriliyor. Teyze, halaya falan veriliyor. Ama onun çocuğu yok diyor falan filan. Bunlar çok büyük travmalar yaratıyor. Bunlar önemli. İstenmeyen çocuklarda kimse beni istemiyor tribi oluyor büyüyünce. Hakikaten onlar istenmeyen kişiler oluyor. Çünkü o gerçekliği sürekli yaratıyor kişi duygularıyla, düşünceleriyle o gerçekliği yaratıyor. Dolayısıyla şunu bilmek lazım. İnsan çok güçlü bir varlık. Düşüncelerini delta altı boyutunda değiştirirse bir el şıklatması gibi mucizevi bir şekilde tabii ki sorunun sebebi tam bulunduğu ve doğru işlem yapıldığında el şıklatması gibi bir hızla sorunun ortadan kalktığını görebiliyoruz. Mesela bir danışanım uzun zamandır ev sahibi olmak istiyormuş, işte olamıyor, edemiyor falan filan. Ondan sonra 15 gün içinde birdenbire böyle bir şeyler oluyor. Krediydi, şuydu, buydu derken bana yazdı. Dedi ki hocam işte çok güzel bir ev satın aldık. İşte atıyorum Mart ayında oraya taşınacağız falan. Bu nasıl oluyor? Neden olmuyor ve neden oluyor? İşte bu az önce söylediğim şeylerle ilgili en temel mesele kişilerin kendinden memnun olması, frekanslarının kalplerinin kırılmamış olması, geçmişe takılıp kalmamaları ve kendilerini sevmeleriyle alakalı. Ve bir de aile içinde kendisine acınan, işte zavallı gözüyle bakılan bir aile büyüğü olduğunda o çocuk da mutlu olmayı seçmiyor. O çocuk ya da mesela diyelim ki dedesi, babaannesi falan öyle biri. Zaten kendi anne babası mutlu olmamayı seçiyor. O da onları takip ediyor ama ana karakter mutsuz olan ve kendine acıyan, kendini kader kurbanı gibi gören kişiler sadece kendilerini değil çok kişiyi etkiliyorlar arkadaşlar. Negatif yani. Ve bu sefer o kişi ölüp gitse bile o kişiye acıdığı için, onu kader kurbanı gördüğü için bu sefer kurtarılmayı bekleyen bir kader kurbanı buluyor. Ama o kişiler asla kurtarılmak istemezler. O hep kurban olarak kalırlar. Ve bütün hayatı boyunca onu kurtarmaya çalışıyor. Ve o da kendini kurban olarak görüyor, kader kurbanı olarak. Mutlu olmamayı seçiyor kişi. Ben hep şey derim, mutlu olmak ya da olmamak. Varlıklı olmak ya da olmamak. Sağlıklı olmak ya da olmamak. Kişinin kendi delta ya da teta boyutundaki derin düzeydeki kararlarıyla alakalı. Ama bu kararlar geçmişte olmuştur, çocukken olmuştur, anne karnında olmuştur, unutulmuştur. Tıpkı arkeolojik kazılarda gömülmüş, derinlere gömülmüş, aynı atıyorum Truva Antik Kenti gibi, orada Kafkas Efes Antik Kenti gibi bir sürü şehir var. Bir sürü orada site kurulmuş, şehir site deyince apartman sitesi değil tabii ki. Devlet, site devleti. Kaleler yani. Kale etrafında şey, evler. Üst üste biri yıkılıyor sonra tekrar yapıyorlar falan. Aynı onun gibi kendini o şekilde derin bir kazı yaparak araştırmak lazım. Günde bir saati buna ayırabilirsin. Bir zaman ayırabilirsin, enerjini bu işe ayırabilirsin ama mutlaka profesyonel biriyle çalışacaksın. Onun için de nasıl bir doktora giderken
Ben şeye gidecektim, bir doktor arıyordum. Vallahi Arzu sağ olsun eşim. Giriyor internete. Bütün isimleri tarıyor, sonra o kişiler hakkında ne söylenmiş, nasıl yorumlar yapılmış vesaire. Ondan sonra tutarsız ve baskın anne. Valla benim gördüğüm işte az önce söylemeye çalıştım. Bu anne baba ebeveyn güzellemeleri bizim toplumumuzda çok olur. Ondan sonra bakın hayvanlar doğal olarak annelik içgüdüsüyle yaşarlar. Ama insanlarda öyle bir şey yoktu. İnsanlarda ne anneler vardı değil mi? Çocuklarını çöpe atıyorlar doğduktan sonra falan filan. Düşüncelerle alakalıdır. Bazı anneler çocuklarını daha anne karnında severken, bazı anneler diyelim ki kocasına çok kızgın, daha anne karnındayken ona kocasının bir ürünü olarak görüp kızıyor, öfke duyabiliyor. İnsanoğlu psikolojik bir varlık çünkü. Düşünceleri, duyguları değişken olabiliyor. Artık baskın anneden kurtulmanın yolu onu olduğu gibi kabul edip ondan özgürleşmek. Bağımsız olmaktır. Kendi yolunda ilerleyeceksin. Onun değişmesini beklemez. Beklersen çok beklersin. Hani değişsin, anlayışlı biri olsun, beni sevsin. Genellikle öyle bir yanlış yapıyor insanlar. Düzelir. Belki şunu yapsam beni sever. Şöyle davransam beni sever. Şunu yapmasam beni sever. Onun istediği okula gireyim. Onun istediği kişiyle yapayım. Onun istediği gibi giyineyim, kuşanayım. Hatta onun istediği gibi bir kişilik benimseyeyim falan dersin. Ama dönüp bakarsın mutlaka der ki ha bir de şunu yapsam falan diye. O asla seni sen olarak göremeyecektir. Çünkü kendisi de kendisi olarak görülmemiştir, sevilmemiştir ondan. Hani vermeyince Mahmut neylesin Mahmut diye bir şey vardır. Onun yerine şunu söyleyebiliriz. Kişinin karakteri derin düzeyde değişmedikçe, çabayı göstermedikçe o kişi birdenbire iyi bir, harika bir anneye, harika bir baba olmaz. Öyledir bu yani. Beklemeyeceksin. Çocukken biz bekliyorduk, onların sevgisine muhtaçtık. Ama şimdi değiliz artık. Artık şimdi değiliz. Değil mi? İstiyaç duyduğumuz, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kan diye bir şey var ya, artık kendi kendimize sevgi verebiliriz. Annenin bize verdiği sevginin aynısını kendimize verebiliriz. Babamızın bize vereceği güvenliği ve gücü kendimize sağlayabiliriz. Büyüdük artık, çocuk değiliz. Ama biz alt beynimizde kendimizi çoğunlukla çocuk gibi görme eğilimindeyiz arkadaşlar. İsterseniz son bir soru daha alayım ve yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Son bir soru varsa sonra da toparlayalım bakalım. Evet, şimdi konuyu özetlersek ne dedik? Dedik ki insanın düşünce gücü ve seçimleri onun kaderini oluşturur. Ve hayatınıza bakarak Hatice Hanım'ın sorusuna cevap verelim. Hayatınıza bakarak düşüncelerinizle neyi ürettiğiniz, neyi inandığınız ve ne hissettiğinizi bulabilirsiniz. Her zaman dışarıda suçlu, sorumlu aramayı, düşman aramayı bırakıp kendi içinizde üretim merkezi, kendi fabrikası, yani bir ürününüz var, ürün. Ürünü alan kişi diyor ki yani bu neden böyle? Kendi fabrikanıza bakarsın değil mi? Üstüne çünkü sen onun damgasını vurmuşsun. Marka senin marka. Aynı onun gibi. Şimdi çocukta da aynı şey. İşte çocuğun şöyle, çocuğun böyle dediğiniz zaman her zaman çocuk senin ürünün. Öfkeliyse tabii bebekse farklı olur, 3 yaşına göre de değişir ama öfkeli çocuklar genellikle istek ve arzuları dikkate alınmayan çocuklardır. Birincisi sebebi bu. İkincisi, eğer siz kendi çocuğunuzun farkında değilseniz, yani onu görüyorsunuz ama psikolojik olarak farkında değilseniz ve sizin aklınız hala babanızda, annenizde kalmışsa, onlar sizi sevmediği için, görmediği için, onaylamadığı için, yani siz hala
çocuk sahibi olduğunuz ama bir yetişkin olmadıysanız da çocuğun varlığının farkına varamazsınız. Ya da onu bir büyüğünüze benzetirsiniz. Sanki dedenizmiş gibi, babaannesi. Birçok insanlar anne baba çocuklarına dedelerinin, babaannelerinin isimlerini veriyor ısrarla. Yetmiyor. Anne tarafı bir isim koyuyor. Bir de baba tarafı, diyelim ki annesi kendi anneannesinin ismini koyuyor. Babası da kendi annesinin ismini koyuyor mesela. Yani ikisi de kendi falan isimlerini koyuyor. Ne demekler o? Sen benim kızım değil de annem ol. Ama bu sefer ikisi de bunu istiyor yani. Tek başına da değil. Ne oldu? O kişinin kendi olma imkanı var mı yok mu? O zaman ne oluyor? Öfkeli oluyor tabii ki. Öfkeli oluyor. Onun için ya da bu ağlama zor doğum ya da istenmeyen bebek olmakla da alakalı olabilir. Daha önce söylediğim şeyleri işte düşünerek şey yapmak lazım. Hamilelik sırasında çok stres yaşadığınızda şeyinizi çocuğunuzla duygusal bir bağ kurmayı bıraktığınızda, hani amiyane tabirle kendi başınızın derdine, kendi derdinize düştüğünüzde böyle şeyler oluyor tabii ki. Yani ben şöyle bir hangi sebeplerden olabilir ortaya bir karışık şey yaptım. Peki şimdi arkadaşlar Instagram yayını yaparken kendimi açıp kapatabiliyordum. Ama şu anda yayını ben açmadığım için sadece arkadaşıma söyleyeyim. Yayını burada sonlandıralım diyeyim ve kendisi yayını kapatsın. Dur bakayım benim kapatabileceğim bir şeyse. Evet. Burada yayını sonlandıralım. Daha sonra yine şeyde başka güzel yayınlarda görüşmek ve arkadaşlar buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyorum.